Karslı Girişimci Kadınlar Derneği'nin İşkur ve Halk Eğitim Destekli faaliyete sokulan 38 günlük halı dokuma atölyesi belediyenin temin ettiği mekanda kadınların hünerli elleriyle yürütülüyor. Projenin son günlerine yaklaşılırken pazar bulamamaktan dert yanan kadınlar, pazar bulunması ve bu tür kursların devamlılığının sağlanması halinde aile bütçelerine önemli oranda katkı sağlayabileceklerini söylediler. Belediye eski binasında faaliyet gösteren kursa 10 kadın katılıyor. 30 iş gününde tamamlanacak olan kurs 9-14-30 saatler arasında veriliyor. Hem aile bütçelerine katkı sağlamak hem de el becerilerini yaygınlaştırmak için kursa katılan ev kadınları günlük 20 TL kazanıyorlar. Kadınların tek sıkıntısı ise kurs sürelerinin azlığı ve pazar sorunu. Pazar bulunamadığı için tercih fazla olmayınca kurs süreleri de kısıtlı oluyor. Bu da kadınların kısa süren umutlarını kırıyor. 28 iş gününde toplam 760 TL kazanan kadınlar bu parayla da önemli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. 60 yaşındaki Şengül Cenni de kursun en yaşlı kadınlarından biri. Denli eline geçen bu parayla bir yandan akrabasına çeyizlik hazırlıyor, diğer yandan da yine askerde olan bir akrabasına para gönderiyor. Arta kalan miktarla da kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Kursa gelmeyi, kadınlarla bir arada olmayı, iş yapmayı ve üretimde yer almayı çok sevdiğini söyleyen Denli Nine, kursun bitecek olmasına çok üzüldüğünü belirtiyor. Büyük bir hevesle kendi elleriyle dokuduğu Kafkas halısına gözü gibi bakan Denli Nine, kursa her geldiğinde çocuklar gibi sevindiğini ve kendini son derece rahat ve mutlu hissettiğini söylüyor. Şu benim ürettiğim halı, el emeği göz nuruyla yaptığım halım. Çok seviyorum, bu işimi çok seviyorum. Ama bitiyor. Bitiyor, üzüleceğim vallahi. Eve gidince bir boşlukta kalacağım. Yine yani olsa daha iyi, sağlığımız için de iyi. Spor gibi geliyor, çok iyi yani. Güzel vakit geçiriyoruz. Evet, güzel arkadaşlarımızla çok mutlu oluyoruz. Askerde kimler var? Askerde de tanıdıklarım var. Akraba sayılan var, komşu sayılan var. Onlara ben katkıda bulundum, askerlere harçlık gönderdim. Bir de bir çeyiz işi varmış. Evet, o da yine bir akrabam, tanıdığım, uzaktan akraba tanıdık. Ona da cihiz sandığı aldım, yardımcı oldum. Buradan kazandığım parayla mı? Buradan kazandığım parayla ve önce de yine kursa gelmiştik. Ondan da önceden de kurs yapmıştık. Bu halıya gözüküyor. Yine evet, evet, Serap Hoca yine bize kurs açmıştı geçen yıl. O zaman da işte çevremize yardımcı oldum. Hem kendim için hem çevrem için çok yararlı. Kursların devamlı bir kurs çok istiyorum. Devamlı olmasını çok istiyorum. Karslı Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Serap Çetin Çağatay, kursumuz 7 Temmuz'da başladı. Toplam 38 iş günü olarak ayarlandı. Kursumuz İşkur, Halk Eğitim ve Karslı Girişimci Kadınlar Derneği İşbirliği, belediyenin de mekan sağlamasıyla ortaklaşa açtığımız bir kurstur dedi. Şu anki kursumuz 10 tane kursiyerle başladığımız bir kurstur. İşkur, Halk Eğitim, belediyenin yer tahsisi, Karslı Girişimci Kadınlar Derneği'nin de iplik, ekipman ya da diğer donanımları sağlayarak ortaklaşa açtığımız bir kurstur. Kursumuzda kaliteli ürünler üretmekteyiz. Yani siparişe göre ürünler üretebilecek kişilere sahibiz. Ancak pazar alanımızın olmayışından dolayı yaptığımız kursların sürdürülebilirliğini yakalayamıyoruz. Türkiye genelinde el dokuma halılarının satışını, alışını yapan firmalarla buluşma talebini şu anda dile getirmek istiyorum. Çünkü ekonominin kalkınması için kadınlar eğer başak rolü üstlenmişse ancak bize de pazar alanı gerekiyor. O tarz bir görevi üstlenmemiz için bizim o tarz satış ya da alış yapan firmaların bizlerle bağlantı kurmalarını talep etmekte ve beklemekteyiz. Halk Eğitim'in finanse ettiği kursun usta öğreticisi Melek Babür'de, açtığımız kursun halı desenleri ve dokuması ile ilgilenen eğiticiyim. Kursiyerlerimiz sabah 9'da geliyorlar ve 14.30'a kadar verdiğimiz dersleri halı üzerinde, tezgah üzerinde yerine getirmeye çalışıyorlar dedi. Kursumuz 5,5 saatlik bir kurstur. Günde iş günü olarak, tatil günleri hariç.
Kursiyerlerimiz buraya geliyor, verdiğimiz biz ödev diyoruz eğitici olarak. Kurduğumuz tezgahlarda desenlerimizi ve teknik kuralları öğretiyoruz kursiyerlerimize. Hepsi de çok iyi çalışıyor, çok iyi alıyor. Pazar alanımızın oluşmasını istiyoruz. Tüm kadınlar olarak, hatta dışarıdan da çok böyle bir isteği olan kadınlarımız var. El sanatları adı altında satış yapan mağazalarımızdan bize destek olmalarını istiyoruz. Ne yapsınlar? Karslı Girişimci Kadınlar Derneği web sitemiz var. Oradan bize ulaşabilirler.